Türkiye Hazır Beton Birliği inşaat dosyasını sunar. İnşaat dosyasının yeni bir bölümüyle daha tekrar birlikteyiz. Bu bölümümüzde de inşaat sektörüne dair dosyalarımızı aralayacağız. Ve programımız başlıyor. Ama önce bakalım bu haftaki dosyamızda neler var. Türk ekonomisinin lokomotifi olarak adlandırılan inşaat sektörünün gelişimi, dünü, bugünü, sorunlar ve geleceğe yönelik beklentiler. Depreme dayanıklı yapı üretimi konusunda ülke olarak neredeyiz? Neler yapıldı ve neler yapılmalı? İnşaat sektöründe kalite anlayışını sürekli kılmak için yapılan çalışmalar, hazır betonda uygulanan kalite güvence sistemi. Beton yollar konusunda ülkemizin durumu, beton yollar asfalt yollara alternatif olabilecek mi sorularına cevaplar. Hepsi birazdan inşaat dosyasında. Ve ilk dosyamızla programımıza başlıyoruz. Türk ekonomisinin lokomotifi olarak adlandırılan inşaat sektörünün gelişimi, dünü, bugünü, sorunlar ve geleceğe yönelik beklentiler. Dosyamızı açıyoruz. İnşaat faaliyetlerinin ortaya çıkışı, insanoğlunun tarihte var olmasıyla başlamış bir süreç olarak kabul edilmektedir. Tarih boyunca sanat ve mimari boyutu da artan bir önem gösteren inşaat faaliyetleri, 19. yüzyılda sanayi devrimiyle beraber önemli bir değişim geçirmeye başlamıştır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında özellikle Avrupa'nın yeniden inşası sektörün büyümesi anlamında dönüm noktası olarak değerlendirilmektedir. Türkiye'de ise inşaat sektörünün gelişimi 1930'lu yıllardan sonra oldu ve bugünkü günlere gelindi. İnşaat sektörü bildiğiniz gibi Cumhuriyet'ten daha sonra Türkiye'de gelişen bir sektör. Daha önce bildiğiniz gibi Cumhuriyet'in yıllarında, ilk yıllarında, belki 10 yıllarında, ilk 10 yıllarında ve de Cumhuriyet'ten önce işte Macar ustalar var idi veya azınlık diye bahsettiğimiz insanlar yapıyordu. Bizim yani Türk insanı daha sonra yoğun bir şekilde bu işe başladı. Ve de artık yani şöyle misal vereyim, bundan 30 sene, 40 sene evvel yapılan barajları yabancılar yapabiliyordu. Ne bileyim işte Boğaz Köprüsü'nü yabancılar yapmıştı. Ama şimdi bütün bunların hepsini, en stratejik inşaatı dahi, yapıyı dahi bizim inşaat sanayicilerimiz yapmaktadır. Günümüzde inşaat sadece çevrenin inşa edilmesini değil, bakım, onarım ve işletilmesine katkıda bulunan faaliyetlerin tümünü içerecek şekilde değerlendirilmektedir. İnşaat üretimi artık sadece yapının üretimi olarak algılanmamakta, çevreyle dost, sosyal sorumluluk taşıyan, sosyal yaşama, toplumsal yapıya doğrudan etki eden, saydam ve sürdürülebilir üretim anlamına gelmektedir. Türk ekonomisinin dışa bağımlı olmayan sektörleri arasında en önlerde yer alan inşaat sektörü, büyük ölçüde yerli sermayeye dayanmaktadır. Sektör, kendisine bağlı 200'den fazla alt sektörün harekete geçmesini sağladığından, ekonominin lokomotifi ve yoğun iş gücü kullanımı nedeniyle istihdam deposu olarak tanımlanmaktadır. İnşaat sektörü yaklaşık 900 küsur 1 milyon kişiye yakın bir istihdam yaratmıştır bu yılın Şubat ayı itibariyle. Tabii yaz aylarında bu istihdam rakamları daha fazla artabiliyor. Yani bu da toplam istihdam içerisindeki payı %5'lere yakın. Bunun dışında sektörde kendi hesabına çalışan tesisatçı, marangoz ve bunun gibi meslek sahiplerinden oluşan ve sayıları 100 bin civarında olan bir kesime daha istihdam sağlamaktadır. İstihdamın yaklaşık %60'lık bölümü yevmiyeli işçilerden oluşmaktadır. Sektör yılda ortalama 600 bin düşük nitelikli iş gücünü istihdam etmektedir. Maalesef şu andaki eğitim sistemi inşaat sektörüne yeterli eleman, kalifiye eleman için yeterli değil bu sistemimiz. Bunun için ne yapmak lazım? Ara eleman yetiştirmek gerekir. Şu anda mesela hemen güncel bir konu, Türkiye'de operatör, iş makinesi operatörü, kule vinç operatörü, kaynakçı, topograf, yani bu elemanlar çok zor bulunuyor.
Türkiye'de biliyorsunuz bu sertifika yok işçiler için ama yurt dışında artık çoğu ülkelerde yani ben kalıpçıyım, kalıp yaparım diyemiyorsunuz. Mutlaka sizden sertifika isteniyor. İşte biz Alman ortağımızla beraber burada sertifika veriyoruz. Ve bu sertifikayı da sertifika isteyen ülkelerde Türk işçisini kullandırmış oluyoruz. Bu da tabii ciddi bir şekilde istihdama katkısı oluyor bunun. Türk inşaat sektörü her türlü bina, yol, köprü, baraj, rafineri yapımından enerji ve boru hatları döşemesine kadar değişik altyapı ve üst yapı inşasını kapsayan geniş bir yelpazeye sahiptir. Sektör büyük ölçüde yerli sanayi ve hizmet ürünlerini kullanması, önemli oranda istihdam yaratması, başta imalat sanayi olmak üzere tüm sektörlerle sıkı bir girdi çıktı ilişkisi içinde olması, ürettiği katma değer ve yurt dışı işlerden ülkeye döviz kazandırması nedeniyle ülkemiz ekonomisi için ayrı bir öneme sahiptir. İnşaat sektörü mevcut durum deyince tabii çok geniş bir yelpaze bu. Ama şöyle söyleyeyim, geçen sene %21 büyüyen bir sektör. Her ne kadar bu büyüklük içerisinde küçülmeler olsa bile neticede inşaat sektörü ekonomilerin lokomotifi olan bir sektör. İşte Türkiye %7-6 büyüdü geçtiğimiz yıl ama 21 civarında da inşaat sektörü büyüdü. Yani tetikleyen bir sektör. Sektör maalesef inşaat sektörü de hep krizlerden hep en son kurtulan bir sektördür. Böyle biraz gecikmeli olarak takip eder. Yani yükü de ağırdır. Mesela 2005 yılında geçen sene gayri safi milli hasıla içindeki payı 3.7'ye düştü. Ama bu 10 sene evvel 1994 sonunda 6.70 yani gayri safi milli hasıla içinde %6.70 idi. Tabii bu direkt inşaat sektörü ama inşaat sektörü bildiğiniz gibi 200'ün üzerinde yan sektörü barındıran, tetikleyen bir sektör ve bunlarla birlikte gayri safi milli hasılanın yaklaşık 1/3'ünü teşkil ediyor. Yani bu büyüklükteki bir sektör, inşaat sektörü. Mevcut riskleri azaltabilmesi için yüksek oranlı ve istikrarlı büyüme hedefi her zamankinden daha fazla olan Türkiye ekonomisi için inşaat sektörünün önemi daha da artmaktadır. İnşaat sektörü konut, konut dışı bina ve altyapı yatırımlarından oluşmaktadır. Konut yatırımları toplam yatırımların %60'ını, konut dışı bina yatırımları %20'sini ve altyapı yatırımları %20'sini oluşturmaktadır. İnşaat sektörü büyüdü derken konut sektörü büyüdü. Ben bunun altını çizmek istiyorum. Özellikle kamu yatırımları yapan, özellikle büyük altyapı yatırımlarını yapan firmalarda bakıyorum büyüme olmadı. Bunun büyümenin olup olmamasını en iyi bizler hissederiz. Ama gerçekten Türkiye'de konutta ciddi bir atılım yapıldı. 2007'de de ben bunun devam edeceği kanısındayım. Dediğim gibi yani şu andaki inşaattaki büyüme sadece konuttan olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani genel bir büyüme söyleyemiyorum. Türk inşaat sektörü ulusal ve uluslararası büyük bir potansiyele ve deneyime sahiptir. 63 ülkede üstlenilmiş 3300'ü aşan proje ve bugüne kadar gerçekleştirilmiş 70 milyar dolarlık hizmet ihracı bunun göstergesidir. Dünyadaki çok önemli projeleri zaten bizim firmalarımız gerçekleştiriyor bu projeleri. Hemen büyüklük itibariyle bir rakam vereyim. Bu sene 9,5 milyar dolarlık bizim inşaat sanayicilerimiz yurt dışında 60 küsur noktada dünyanın ülkesinde proje gerçekleştirdiler. Bu ciddi bir başarıdır. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı verilerine göre müteahhit karnesine sahip yaklaşık 90 bin müteahhit bulunmaktadır. Bunların dışında karnesiz yapsatçı olarak çalışanların kayıtları belediyelerde bulunmakta ve kesin sayıları da bilinmemektedir. Ülkemizde yüz binlerce müteahhit olduğunu biliyoruz. Ama mesela daha önce Bayındırlık Bakanlığı'nın verdiği bir müteahhitlik karnesi var idi. Bu karneli insanlar da 70-75 bin civarında idi 4 sene evvel.
Şimdi deyin ki yani resmi müteahhit olarak söylüyorum. Bu da 90-100 binlere ulaşmıştır. Bunun dışında bir de tespit edilemeyen yapsatçı dediğimiz üstelik bir sürü müteahhit var ki bu da yani 100 binin çok üzerindedir. Yani belki de Türkiye'de müteahhit kart vizitine haiz belki 200-300 bin kişi de vardır. Tabii bu inanılmaz büyük bir rakam. Yani bütün Avrupa ülkelerini toplayın, tüm Avrupa ülkelerini toplayın, bizim yarımız kadar müteahhit yok. İşte burada da maalesef her şeyin enflasyonunu yaşayan bir ülkeyiz. Burada da bu enflasyonu yaşıyoruz. Tabii bu çokluk bereket getirmiyor. Bu kadar müteahhitlik yapması doğru değil. Tabii ki bu kadar çokluluk içerisinde de hırsızlık da oluyor, kalitesizlik de oluyor, batanlar gidenler de oluyor. Ama neyse herkes de müteahhitlik yapmak istiyor. Biz bunun sebebini biliyoruz. Niye giriyorlar? Sektöre giriş serbest. Yani siz de şimdi bu kapıdan çıktıktan sonra müteahhit olabilirsiniz. Çünkü herhangi bir sektöre girmek için bir kapı yok. Bırakın kapının açık veya kapalı olmasını. Hiçbir engel yok. Herkes müteahhit olabiliyor. Yani bugün berber çırağı olmak, berber olmak için bir de bir ehliyetinizin olması gerekiyor. Ama müteahhitlikte bu böyle bir ehliyet aranmadığı için bu sayıda artıyor. Herkes de müteahhit olma peşinde ve tabii bu kadar kalitesiz çokluğunda sektöre zarar verdiği, sektörü göçerttiğinin de altını çizmek istiyorum. Gelecek yıllarda inşaat sektörü ek maliyetler pahasına da olsa enerji tasarrufu, kaynak koruması ve sürdürülebilirlik ilkelerini ön planda tutarak gelişecek, maliyet performans dengesini iyi kurarak verimliliği ve hızı arttırıp rekabet şansını yükseltebilecektir. Bununla birlikte sektörde yaşanan birçok sorun da sektörün sağlıklı gelişmesi yönündeki iradeye engel teşkil ediyor. Şimdi inşaat sektörünün karşılaştığı sorunlar tabii ki çok. Yani özellikle büyük altyapı yatırımları yapan, kamuya iş yapan müteahhitlerimizin ciddi sorunları var. Mesela bir iki mali problemden isterseniz bahsedeyim. Bir tek inşaat sektöründe %5 stopaj denen vergi alınıyor. Kurumlar vergisinin %20 olarak bakarsanız 4'te 1'i %5 yapar. Stopaj olarak devlete peşin olarak ödüyoruz. Bu tabii çok büyük bir rakam. Tabii bunu devletten teorik olarak geri alma imkanınız var ama bu biraz uzun bir süreç oluyor. İşte bu çok önemli bir problemimiz. Kamuya iş yapan insanlar için söylüyorum. Artı çalışanlar üzerinde yani istihdam üzerinde çok aşırı yüklerimiz var. Bu gerçekten dünyada artık olmayacak. Bu dediğim konular hakikaten dünyada ilklerdeyiz. Yani bu ağırlık, bu yükler itibariyle. Başka ülkelerde gelişmiş veya az gelişmiş ülkelerde bile bu yükler yok. Bizler bunu hak etmediğimiz kanısındayım. Yani Türkiye'yi neçede imar eden bizleriz. Bırakın Türkiye'yi, bütün dünyada insanlarımızın ismini bilmediği ülkelerde dahi bizler oraları imar etmeye gidiyoruz. Sektörün sorunları, çözülemeyen sorunlarını gerçekten hak etmediğimiz kanaatindeyim. Sektör temsilcileri, inşaat firmalarının uluslararası rekabete ve özellikle AB sürecinin beraberinde getireceği yoğun rekabete karşı koyabilecek güce erişmelerini teminen, şirket birleşmelerini özendirici, mali ve hukuki teşviklerin bir an önce uygulanması gerektiğini vurguluyorlar. Bununla birlikte sektör temsilcileri, AB sürecinin inşaat sektörüne olumlu birçok etkisinin bulunduğunu belirtiyorlar. Avrupa Birliği sürecinde hiç korkmuyoruz. Biz zaten gerek Türkiye'de gerek yurt dışında yabancı Avrupalı firmalarla iş yapıyoruz şu anda. Dolayısıyla da ve gördüğümüz o ki biz bu işi onlardan daha iyi yapıyoruz. Aynı teknolojiyi kullanıyoruz. Bir de şunu belirtmeden geçemeyeceğim. İnşaat sektörü teknolojiyi çok hızlı kaptı. Yani Avrupa Birliği sürecinden biz çekinmiyoruz aslında. Buna da bir an evvel kucak da açıyoruz. Hatta daha ileri giderek bir şey söyleyeyim. Bizler değil, Avrupalılar korksunlar. Biz onların ciddi rakibiyiz. Türk ekonomisinin lokomotifi konumundaki inşaat sektöründeki yaşanacak olumlu ya da olumsuz gelişmelerin sosyal ve ekonomik hayata da anında etki ettiğini belirten sektör temsilcileri, özellikle devlete bu konuda önemli görevler düştüğünü ifade ediyorlar.
İnşaat dosyasının bu haftaki konularından biri de beton yollar. Geçen bölümümüzde geniş bir açılımını yaptığımız bu konuyu birçok izleyicimizden gelen istek üzerine özetleyerek de olsa dosyamızda tekrar açıyoruz. Cumhuriyet'in ilk yıllarında ana yurdun demir ağlarla örüldüğü 15 yıl bir tarafa bırakılacak olursa, ülkemizde tercih hep karayollarından yana olmuştur. 1950'lerden sonra yaşanan göç dalgasıyla birlikte plansız ve denetimsiz bir yapılaşma sürecine girilmiştir. Buna paralel olarak artan ulaşım ve taşımacılık ihtiyacının karşılanmasına yönelik planlamalarda karayolu tercihi öne çıkmıştır. Karayollarımızdaki mevcut duruma baktığımızda günümüze kadar izlenen ulaşım politikalarında alternatifsizlik örneği sergilendiği ve tercihin hep asfalttan yana kullanıldığı görülmektedir. Bilindiği gibi iki tip üst yapı tipi vardır. Esnek ve rigid üst yapı diyoruz. Rigid üst yapı dediğimiz beton yollar, diğeri ise asfalt yollar. Şu anda Türkiye'de genellikle ağırlıklı olarak 60 bin kilometrelik ve devlet ve il yolumuzdaki neredeyse %100'üne yakın bir kısmı esnek üst yapı dediğimiz asfalt yollardan oluşmaktadır. Bunların dışında da yaklaşık 291 bin kilometreden fazla köy yolu bulunmaktadır. Avrupa'da ve Amerika gibi gelişmiş ülkelerde 100 yılı aşkın süredir kullanılan beton yollar, Türkiye'de bilgi eksikliğinden bugüne kadar hiç yapılamamıştır. Avrupa ülkelerinde %15'lere, Amerika ve Kanada'da karayolları içerisinde %30'lara, otoyollarda ise %70'lere varan beton yol oranı Türkiye'de dikkate alınmayacak kadar düşüktür. Beton kaplamanın en önemli üstünlüğü uzun hizmet ömrü ve üstün dayanıklılığıdır. Örneğin Amerika'da eyalet karayolu performansları yıllar içinde izlenerek kaydedilen bir araştırmada beton yolların servis ömürleri en az 20-25 yıl civarında olurken kaliteli asfalt yollarda 6-14 yıl olmaktadır. Başka bir araştırmaya göre de beton yolun beklenen ömrü 34 yıldır, asfalt yolunsa tam yarısı 17 yıldır. Bu araştırma aynı zamanda asfaltın küçük bakımlarının her 3-5 yılda bir, rehabilitasyonunun da 17. yılda olduğunu, öte yandan beton yolun ilk küçük bakımının 12. yıldan, yüzeyinin yeniden düzenlenmesinin ise 18. yıldan sonra yapıldığını ortaya koymaktadır. Amerika'daki Washington Otoyolu üzerinde yapılan performans değerlendirmelerinde kaplamanın ömrü süresince verdiği hizmetin kalitesi karşılaştırılarak puanlanmıştır. Buna göre asfalt yol performansının %20'sini yaklaşık 7 yılda kaybederken beton yolda bu süre 13 yıldır. Diğer bir ilgi çekici sonuçsa asfalt tamir kaplamasının bozulma hızının yeni yapılan asfaltın da çok üzerinde olduğu, tamir kaplamasının ömrünün 7 yılda %70'e indiği ve 20 yılda tamamen ortadan kalktığıdır. Türkiye'nin yol yapım teknikleri konusunda çok büyük bir zafiyeti var. Bunların başında beton yol yapımı Türkiye'de ihmal edilmiş durumda. 100 yıldır Avrupa'da, İskoçya'da kullanılmış olan beton yollar henüz Türkiye'de maalesef emekleme aşamasında. Bugün Avrupa'ya baktığımız zaman Hitler zamanında kullanılmış olan, yapılmış olan beton yollar hala ayakta, sapasağlam kullanılıyor. Amerika'da, Avrupa'da, gelişmiş ülkelerde beton yollar yapılıyor, beton yollar kullanılıyor. Türkiye Hazır Beton Birliği olarak takriben bundan 10 sene kadar önce bir araştırma yaptık. Sanılanın aksine beton yolların ilk yapım maliyetleri de asfalt yoldan daha düşüktür. 4 tane rafineriye karşılık Türkiye'de 39 tane çimento fabrikası vardı. Bu çimento fabrikalarının üretmiş olduğu yerli malzemeyle yapılmaktadır. Dışa bağımlı değildir. Ağır yük trafiğine uygundur. Çok ağır taşıtlara uygundur. Ve uzun yıllar hiçbir bakım onarım gerektirmeden yapılabilmektedir. Karayollarının istatistiklerine göre Türkiye karayolları 5 senede bir İlk yapım maliyeti kadar bakım ve onarıma para harcamaktadır. Yerel yöneticilerin, devletin, karayollarının mutlaka beton yol seçeneğine önem vermesi gerekmektedir.
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın kriterlerine göre yapılan maliyet hesapları, beton yolun asfalt yola göre %10-15 arasında daha ucuz olacağını göstermektedir. Bakım onarım maliyetlerini de kapsayan ömür maliyetinde ise bu oranın daha fazla olduğu belirtiliyor. Ülkemizde beton yolların yaygınlaşmasının önemli bir kaynak tasarrufu sağlayacağı konuyla ilgili yetkililerce iddia ediliyor. Bunun nedeni olarak beton yolların Türkiye'nin kendi kaynaklarından yapılacak olması gösteriliyor. Bugün Türkiye'nin dört bir yanına dağılmış 39 çimento fabrikası ve 600'den fazla beton tesisi bulunmasına rağmen asfalt temin edilen yalnızca 5 adet rafineri bulunmaktadır. Kullanılan asfaltın önemli bir kısmı ise ithal edilmektedir. Beton yolların yaygınlaşmasının asfaltı oluşturan ana unsurların ithalatını azaltacağı belirtiliyor. Türkiye'de iki yerde beton yol çalışması yaptık. Bir tanesi Afyon'da, bir tanesi de Şanlıurfa'da. Burada bu çalışmaları yapmamızın sebebi her iklim şartı altında beton yolların mukavemetini, dayanıklılığını ölçmek için bu iki bölgeyi seçtik. Aldığımız ve yaptığımız çalışmalar neticesinde de beton yolların kaliteli olduğunu da bir kere daha böylece ortaya çıkarmış olduk. Tabii burada bundan sonraki uygulamalarda biliyorsunuz bu bir sistem meselesi. Karayolları Genel Müdürlüğü olarak eğer beton yollarla ilgili bir sistem üzerinde karar verirsek bundan sonra bazı yerlerde beton yol uygulamalarına da girebiliriz. Tabii beton yolun şöyle bir faydası olabilir. Biliyorsunuz çimento açısından ülkemizde üretildiği için en azından maliyetlerde, şu anda tabii maliyet hesabına baktığın zaman diğerlerine nazaran biraz daha yüksek gibi görünse de ama yıl içindeki bütünle olan çalışmalara baktığınızda ve tabii beton yolun mukavemeti daha fazla oluyor. Bütün yol yani sıcak karışım yaptığımız yolları her sene tekrardan bir onarımını, iyileştirmesini yapmak durumunda kalıyoruz. Ama eğer bu sistemi geçebilirsek belki de bundan sonra beton yolların ağırlıklı olacağını da tahmin ediyorum. Her şeyi denemekte yarar var bence. Mevsimsel hasara uğramaması, her mevsimde ve her koşulda yapılabilir olması, çevre dostu olması, sürüş konforu ve sürüş güvenliği sağlaması gibi birçok özelliği bulunan beton yol konusunda Karayolları Genel Müdürlüğü ve belediyeler gibi yol yapımından sorumlu kurumların beton yolları ciddi şekilde araştırmaları gerektiği sektör temsilcileri tarafından dile getiriliyor. Ülkemiz havaalanlarında beton yol yapım tecrübesine sahip çok sayıda müteahhitlik firması bulunuyor. Ayrıca Türkiye Hazır Beton Birliği, ilgili makamlara beton yol uygulamasını göstermek amacıyla 2004 yılında İstanbul İki Telli Mahmut Bey'de ve Beton 2004 Kongresi kapsamında deneme beton yol uygulamaları yapmıştır. Türkiye Çimento Müstahsillerin Birliği de 2004 yılında Afyon'da, 2006 yılında İstanbul Hastal'da beton yol yapmıştır. Deneme yollarını artırmak lazım. Burada üniversite hocalarımızın da bu konularla ilgilenerek gerçekten bu deneme yolu üzerindeki ölçümlerini yaparak bu manada asfalt yolla karşılaştırmak için çok önemli veriler elde etmek mümkündür. Hem iyi önemli bir araştırma konusu, araştırma laboratuvarı elde etmiş olurlar. Hem de oradaki bilgilerle beraber akademik kariyerlerine katkıda bulundukları gibi ülkemizin bundan sonra yapılacak olan beton yollarının daha yoğun bir şekilde yapılmasına katkıda bulunmuş olurlar. Bu beton yolların çok avantajı vardır fakat bu konuda kalifiye eleman gerekir uygulamasında. Bunun için de bu eğitim eksikliğinin bir an önce tamamlanması gerekir ve merkezi bilimlerimizin de ekipmanlarını sadece asfalt yola göre değil artık beton yol kullanılabilecek bir hale de getirerek yol ağımız içerisinde beton yolların yüzdesini artırmamız gerekir. Ülkemizin uzun yıllardır beton yol yapımına başlayacak altyapıya sahip olduğu biliniyor. Bu altyapıyı harekete geçirmek konusundaki çalışmalarsa sivil toplum kuruluşları nezdinde olsa bile devam ediyor. Şimdi küçük bir reklam arası veriyoruz. Dosyamız reklamlardan sonra devam edecek.